Şimdi şöyle bir durum var. E, Malumunuzun 2011 yılından sonra İslamcılık çok daha fazla hani gündemleşti ve bir anda gündemleşti. Çok e, daha ziyade işte şeyde devam eden medyada devam eden ve köşe yazısı düzeyinde devam eden uzun tartışmalar e, yaşandı, polemikler yaşandı. İşte eee malumunuz onunla da işte Ali Bulaç ile Mümtaz Türkün arasındaki tartışmalar başlattı. Ee, ama hani durum bu şekilde değildi. Ya bugün diyelim 2004-5 yıllarında kimse İslamcılığı konuşmuyordu. Hani öyle bir durum vardı. Ee, ya o neydi hani çok temas edilmeden atlanıp geçen böyle bir mevzu olarak hani e, bulunuyordu. Zaten hani bu da daha ziyade şeyle de ilişkiliydi. Ee, AKP'nin o zamanlar işte daha hani ilk dönemi. İkinci döneminin de başlığı değilim hani o o zaman aralığında e, o zaman çok daha belirgin bir biçimde hani İslamcılıktan e, kopma, İslamcıları reddetme denen mevzu vardı e, 2011'e kadar devam eden bir süreç ve onun da tabi tesiriyle... insanlar e, çok öyle hani ideolojiyi hem bırakarak davranıyorlardı e, ama tabi şimdi son birkaç yıldır bir anda böyle bir yeni bir fuga başladı. Bunların çoğu tabi maalesef hani çok derinlikli bir tartışmaya tekabül etmiyor. Yani gönül ister ki daha bu işler daha çok hani şey seviyesinde yani bilimsel çalışma seviyesinde yapılsın. Çünkü konferanslar toplandığı zamanlarda aynı şekilde genelde belli figürler ve söylediklerini az çok biliyoruz o insanların. Çok fazla bir şey söylemeden devam ediyor bu şekilde. Ben mülakatı yaptığım zaman aslında dikkatimi çeken hani birkaç husus vardı onlar üzerinden yola çıkmıştım. O da şu şöyle bir bulguya ulaştım ben yani 70'li yıllarda İslamcı söylemin kurucuları diyeceğimiz Hani genç 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 entelektüel kesim 1960'lı yıllarda ve 70'lerin başlarına kadarki dönemde milliyetçilik söylemi üzerinden kendini ifade eden insanlar bu benim tabi şahsi bir hani tarafıma da tekabül ediyordu. Babamla ilgili bir bulguya rastlamıştım o şekilde. Yani kendi babam Sedat gün kendi günlüğünde gençliğimi milliyetçiliğe adayacağım şeklinde bir ifade kullanmıştı. 1967 yılında bundan sonra hayatım milicli adıyım diye ifade kullanmıştı. Ve aynısını ben daha sonra 70'lerin sonlarında özel notlarında gençliği milliyetçilik sapkınlığından nasıl kurtaracağız üzerine yazarken bulmuştum. demek ki o 12 yılı bir şeyler olmuştu. Yani bu önemli bir nokta. 12 yıl ne oldu? 67-79 arasında ne oldu da böyle bir zıtlık eee geçiş oldu. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Ee, ve daha sonra şöyle bir tabi faaliyete giriştim. Ee, bu durum başkalarında var mı yok mu diye sordum. Hani arkadaş kesiminde ve hakikaten de e, istisnasız hepsinde aynı durumu gördüm. Hatta e, enteresan bir vaka. E, yine arkadaşlarından kökenci Arap olan e, bir arkadaşı e, 60'ların sonlarında e, komandolar çıktığı zaman yani MP'nin işte o ilk örneği olan kumandaya çıktığı zaman bunlar kamp düzenliyorlar Anadolu'nun farklı yerlerinde hani silahlı eğitim kampları düzenliyorlar tabi malumunuz oradaki proje o zamanlar Türkiye'de büyüyen sosyalist hareketi tıpkı Endonezya'da olduğu gibi tıpkı Avrupa'nın farklı yerlerinde olduğu gibi şiddetle bastırma bu anlamda bir tetişat ve sosyalizm bastırması yani NATO bir projesi kapsamında. Onda da bir Türkiye'de e, Türk eş üstlenmişti. O bağlamda Anadolu'da kamplar yapılıyordu. Silahlı eğitim kampları yapılıyordu. E, benim görüştüğüm e, ve Arap kökenli olan ve ailesi tamamen Arapça konuşan e, isim e, gençliğinde işte onlara e, heves edip o topla o, onların o kamplarına heves edip gitme yollarını arayıp bir şekilde engel çıkmıştı gidememiş ama bunu bana aktarmıştı. Hakikaten e, milliyetçi söylem o, onlarda dahi o şekilde yani Çukay Çeperler'de dahi bu şekilde taban tutmuş durumda. Ee, şimdi tabii öyle bir vaka var ve bunun da izah edilmesi gerekiyor. Ben bu, bu, bu anlamda şöyle bir esas değişken buldum. Yani şimdi üçe ayırmak lazım aslında kavramları. Bir tanesi şu İslami hareket. Yani İslamic Movement diyeceğimiz İslami hareket diye bir kavramdan bahsedebiliriz. Ee, i̇kincisi İslam, İslamcı hareket. Üçüncüsü İslamcılık. Şimdi İslami hareket dediğimiz şey bir sosyal hareket olarak ele alınabilir. Şöyle sosyal hareket, yani dünyanın her türlü dininde yine dini hareketler bulunuyor. Dini tebliğ hareketleri bulunuyor. Hani bir evanjelik hareket gibi veya mormonlar gibi din hareketler var dünyada. Bunlar... Hatta modern zorunda da değiller, eskiden de vardı bunlar. Hani dünyanın her tarafını yayılan bir tebliğ, yayılma popokanda e elimde bulunan hareketlerden bahsedebiliyoruz. Hani böyle bir e kategori var. Ama bu kategorinin İslamcı hareketten farklı bir şey olduğunu tespit etmek e idrak etmek gerekiyor. E İslamcı hareketler daha ziyade e siyasi yönleriyle biliniyorlar. Ben şimdi e, konuşmamız sonlarına doğru bunun hani mutlak manada siyasetle tanımlanmış e, olmadığını söylemeye çalışacağım. Fakat şu aşamada hani şöyle ifade edeyim. E, ötekilerden farkı e, daha ziyade siyasi tarafların öne çıkıyor olması. Şimdi e, şöyle söyleyelim. Siyasetten Allah'a sığınırım diyen insanlar da İslam hareketi içerisinde yer alabilirler. Ve bu insanların da eylemleri siyasi bir anlam taşır. Evet böyledir. Çünkü siyaset neticede toplumdaki iktidar konfigürasyonu yapılanması üzerine değişiklik yaratabilecek her türlü eyleme verdiğimiz aslında ad. Bu anlamda aktörlerin siyasi niyetlerle girişmedikleri eylemler de siyasi bir anlam taşıyabilir. Bunu böyle ortaya koymak lazım fakat e, nihayetinde e, onların içinde bulunduğu o hareketlere e, İslam hareket başlığı altında yer versek de e, İslamcı hareket altında yer vermeyebiliriz. İslamcı hareket ise e, bu anlamda mevcut güç yapılanmasını, güç konfigürasyonu, iktidar konfigürasyonu şuurlu hamlelerle değiştirme amacı taşıyan hareketler anlamına geliyor. Ee, orada bir iktidarla bir sorun var ve iktidarla ilişkili e, bir değişim talebi var. E, bu noktada yine bir şart düşeceğim. Ben 10 yıl önce e, bunu yazdığım zaman, hani bu, bu konuyla ilgilendiğim zaman, o zamanlar e, iktidar e, ile ilişki iktidar talebi olmak şeklinde anlıyordum. Şu an bunu ikiye ayırıyorum. İktidar talebi olanlar, bir de adalet talebi olanlar şeklinde ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Hani iki grupta İslamcılar arasında e, yer alabilir ama e, işte sosyal ve siyasi eylemliliğini e, bu anlamda e, bir adalet talebi şeklinde anlayanlar, öyle idrak edenler bunlar ile iktidar talebi hakim olma, tahakküm arzusu taşıma talep olarak değerlendirenler arasında bir ayrıma gitmek gerekiyor. Bunu da tartışması sonuna bırakıyorum. Ee, ve üçüncüsü İslamcılık dediğimiz kavram şimdi İslamcılık kavramını e, niye İslam İslamcı hareketten ayırıyorum şundan dolayı Aslında Evet e, İslamcı hareket dediğimiz şey onun sosyal hareket olmuş biçimi fakat İslamcılık sosyal hareket şeklinde olmak zorunda değil artık hani sosyal hareket dediğimiz zaman o zaman farklı bir alana bir sosyolojik sahaya girmiş oluyoruz Sosyal hareketler literatürüne girmiş oluyoruz. Ee, pekala bir hareket, e, İslamcılık dediğimiz veya İslamcılık diye bir kavram. Pekala, e, salt bir fikri hareket kalabilirdi. O anlama gelebilirdi. Ama e, bizim Türkiye'de gözlediğimiz şey şu. Türkiye'de bir sosyal hareket şeklinde e, göze çarpan ve Türkiye'deki güç konfigürasyonunu dönüştüren, bir durum arz etti. Öyle bir e, tabiat taşıdı, öyle bir tabiyeti vardı. Ve bundan dolayı e, İslamcılık Türkiye bağlamında tartışılacağı zaman hem bir entelektüel hareket bu anlamda bir söylem olarak hem de e, bir sosyal hareket olarak ele alınmak zorunda diye düşünüyorum. E, bu, bu noktaya kadar bir soru var mı? Net mi kafamız? Şöyle, evet, onu şöyle tekrar ifade edeyim ben. Ee, siz 3-5 kişi bir e, İslamcılık akımını formüle edebilirsiniz kendi aranızda tartışıp konuşup e, öyle bir e, ideolojik bir diyelim bir şey ortaya koyabilirsiniz. Ama e, bu ciddi anlamda kitlelere yayılmamış olabilir, sizin aranızda kalmış olabilir. Buna entelektüel hareket diyebilirsiniz. E, diyelim Frankfurt Okulu değil mi? Frankfurt Okulu diye bir şey var eleştirel teori diye bir şey var. Eleştirel teori bir sosyal hareket midir? Değildi yani. Öyle bir sosyal hareket kısmı yok yani eleştirel teorinin. Ak akademide kalan bir e, fikri hareket olmuştur. E, İslamcılıkta pekala böyle bir şey olabilirdi ama böyle bir şey olmadı. Hani Bunu söylemeye çalışıyorum. E, söylem kısmı burada önem taşıyor. Bir söylem üretme. E, ve bence işte 1970'li yıllarda ortaya çıkan yeni bir söylem Zaten Türkiye'de İslamcı hareketin kökeninde yer alan en anahtar unsur. Bu söylem üzerinden bir dönüşüm yaşandı. Bir söylem değişikliği ve bu söylem de bahsettiğim gibi 1970'li yılların başlarında kendilerini İslamcı diye tanımlıyor olsalar dahi milliyetçi bir kulvarda sağ muhafazakar, milliyetçi, sağcı şekilde gören bir insan unsurunun, bir eğitimli entelektüel insan unsurunun 70 sonlerin sonlarına doğru kendilerini anti milliyetçi, anti muhafazakar, anti sağcı, ümmetçi, İslami evrenselci görmeleri ve o dönüşümü yaşamaları işte esas zaten anahtar dönüşümde benim kanaatime göre o dönüşümdü. O söylemsel dönüşümdü. Yeni kurulan bir söylem vardı ve o söylem zaman içerisinde mütakip yıllarda Türkiye'de çok ciddi anlamda sosyal ve siyasi dönüşümlere yol açtı. Yani, yani söylemeye çalıştığım şey böyle bir şey. Şimdi e, İslamcı hareket dediğimiz e, yapılanmayı anlamak için e, elimizde ne gibi analitik araçlar var diye bir soru soracak olursak, e, bunun tabii birkaç boyutu var. Bir tanesi önce bir evrensel e, boyutuna veya uluslararası literatüre bakalım. Daha sonra Türkiye literatürüne bakalım. Hani bu konu nasıl ele alındı? Ee, şimdi e, bu noktada çok ciddi bir şey yok aslında. Ayrı noktaları yok. Yani evrensel literatürle e, Türkiye'deki literatür az çok e, paralel gitmiş durumda bunu İslamcılık konusunda. Neden? Çünkü e, İslamcılık dediğimiz şey onlar açısından işte kavram e, izlemek Islamic izlemek Islamic Revival'dır. İslami uyanış, İslami diriliş e, tarzındaki kavramlar. E, bu kavramlar 1950-60'lı e, yıllardan sonra bir güvenlik sorunu olarak ortaya çıktı. E, şöyle ve bunun da tabii kökeninde İon Haddad aslında bunu çok güzel ifade ediyor. E, 1950'li yıllardan sonra dünyada bizim gördüğümüz hani esaslı dönüşüm, ABD'nin yeni emperyal güç olarak ortaya çıkması. Orta Doğu'da ortaya çıkması. ABD ne zaman ki yeni bir emperyal güç olarak ortaya çıktı ve e, Britanya'nın boşalttığı alanı, sahayı e, doldurmaya talip oldu ve doldurdu. O noktada gündemine e, İslami uyanış diye bir kavram girdi. E, peki o zaman hangi şeylerle, hangi anlayışlarla ...hangi çerçevelerle yaklaştılar. Ee, en temelli o zaman... ...bizim o meşhur... E, ...good old diyeceğimiz o, o, o meşhur... ...modernleşme, modernizasyon teorisi. Hani Lerner e, meşhurdur. Hani bunu duymuşsunuzdur. E, Lerner de oradan en baştan... ...hemen bu, bunlara girdi. E, kimdir bunlar? Böyle bir unsurlar var. hani bu İslam dünyasında bazı unsurlar var. Bunlar halen din merkezli... E, ...eylem ve söylem içerisindeler. E, kimdir bunlar? Bunlar muhtemelen işte biraz az modernleşmiş, modernleşmesini tamamlayamamış ülkelerde zamanla işte ortadan kalkacak olan eskinin kalıntıları. Lerner bu şekilde anlıyor bunları. E tabi durum böyle devam etmedi. Zaman içerisinde hani zaman geçtikçe tam tersi bir durum yaşandı. Hani bu ülkeler modernleştikçe daha çok İslamlaşma veya dini söylemle insanların hani eylem içerisinde olduğu bir durum yaşandı. E, o zaman tabii e, o teoriler terk edilmiş oldu haliyle. İkinci dalga teoriler var. Onlar da 1970'li yıllardan sonra ortaya çıkan teoriler. E, onların da temel hani dayandığı nokta şu. İşte 1970'li yıllar, en büyük oradaki e, hadis nedir? 1973 petrol krizi, e, 73 savaşından sonra. 73 Savaşı'ndan sonra olan hadise şöyle bir şey. Aslında birkaç büyük makro sosyolojik süreç yaşanıyor o zaman zarfında. İşte e, ne, neydi? şehirleşme, yani bütün e, Orta Doğu coğrafyasında e, artı Güney Doğu Asya'da bir şehirleşme, bir yoğun bir şehirleşme tecrübesi. E, i̇şte gece kondu tarzı yerlerin, mahallelerin e, büyük şehirlerde e, bir anda hani bitmesi, her taraf onların kaplaması. E, ...o zamanki hakim ideoloji... ...işte bizim seküler... ...nasyonalizm dediğimiz... E, ...ideoloji bu... E, ...Türkiye'de Kemalizm olur... E, ...Mısır'da Nasırizm olur... ...hani o tarz ideolojilerin... ...bir e, hakimiyeti var... ...ve bunların çoğu... E, ...İtalika MC ekonomiler... E, ...çoğunlukla korumacı ekonomiler bunlar... E, ...petrol krizi yaşanıyor... ...ve dünya büyük bir petrol krizi içerisinde... E, ...bunların e, meşruiyet kaynakları ne? ...halka... işte. Ee, halka bir takım taahhütleri var bunların. O taahhütlerde bir takım temel refah göstergelerini sağlamak. Ee, nedir mesela? Nasır zamanında bir taahhütü vardı Nasır'ın. Bütün üniversite bitirenler iş bulacak. Yani böyle bir taahhütü vardı mesela. Her üniversite okuyan iş bulma garantisi. Veya e, ev fiyatları, e, kontrollü kiralar. Hani halen e, kahvede vardı vardır öyle yerler. Hani toplam işte aylık 50 dolar falan şey 50 dolar diyorum yani 50 cüney yani bir 10 dolar falan gibi kiraları var öyle evler hani ev sahibi unutmuştur onları artık ee, vazgeçmiştir ondan hani çünkü ebediyen devam eder artık çünkü e, öyle bir şey ki kira sözleşmesi kimin üzerine üzerine ise onu bir şekilde e, babaannen, her zaman onlar babanın dediği bu kira sözleşmeleri ama devam eder bir şekilde orada oturanlar turunlardı yani artık babanın belki ölmüş falan bile ama bir şekilde orada duruyordur onlar yani böyle durumlar bunlar e, niye çünkü Seküler milliyetçi bu e, rejimler e, halklarına bir takım vaatlerde bulunmuşlardık ve bunları tutmak zorundalardık. Ama 73 krizi sonrasında e, bunları tutamaz olmuşlardı. Bir ekonomik kriz yaşanmıştık. E, o esnada yeni bir durum vardır. O da işte e, bütün şeyde o İslam coğrafyasındaki o ülkelerde e, büyük kitlesel işte gece kondu sakinleri varoş çocukları ve bunlar. E, rejim tarafında böyle bir yabancılaşma yaşamaktadırlar. Çünkü e, yükselmek istiyorlar fakat yükselemiyorlar. Böyle bir yabancılaşma içerisindeler. Veya yoksulluktan yükselemiyorlar. E, veya okudukları halde yükselemiyorlar. Kimlikten dolayı yükselemiyorlar. E, bu durumda kendilerine bir sosyal adalet söylemiyle ifade etme ihtiyacı duyuyorlar. E, ve bunun da adı İslamcılık oluyor. Hani böyle e, yapısal ve psikolojik psikolojik tarafı işte bu yabancılaşma unsuru yapısal işte dünyadaki o sosyoekonomik yapısal dönüşümler e, en temelde de ekonomik kriz yani bu şekilde bir dalga var e, daha sonra tabi e, bu dalgadaki e, teoriler de gözden düştü e, şundan gözden düştü çünkü tabii şunun cevabını vermiyorlar niye İslamcılık niye başka bir şey değil de niye sosyal adalet söylemini İslamcılık ifade ediyor yani bu, orada bir izahı muhtaç bir durum var. Niye sosyalizm değil, niye İslamcılık mesela? Değil mi? Hani bu şekilde bir durum var. Ee, o yüzden şunu görebiliyoruz. Yani tepeden yapısı olan bir şeyler var ve yabancılaşma var ve bu ikisi tek başına o sonucu doğurmuyor. başka bir faktör var. Başka bir değişken olmalı ki öyle bir sonuç doğursun. Ee, o da o şekilde daha sonra 1980'lerden sonra bilhassa 90'lardan sonra yeni e, akımlar doğdu. O zamanlar tabii şu fark edildi. E, evet, hakikaten de e, o zamana kadar orantalist kategorilerle davranan e, teorilerden bahsediyoruz. E, ya dediğimiz gibi ekonomistik dediğimiz teoriler, ekonomistik teoriler çünkü bütün olayı az evvel söylediğim gibi e, ekonomik değişkenler, dünyadaki ekonomik değişkenlere bağlıyor ve yapısal değişkenlere bağlıyor ve onların da işte psikolojik değişkenlerle destekliyor, ortaya İslamcı çıkıyor şeklinde ee, bir formül, ee, o şekilde bir model. Ee, ya burada kültürel değişkenler yer almıyor. Ee, ama tabii şöyle bir faktör var, yani 90'lı yıllardan sonra fark edilen şey, e, o zamana kadar e, orantalist çerçevelerle teori üretildi, teori yapıldı, bilgi üretilmeye çalışıldı. Mesela şöyle bir şey hiç akla gelmiyor o zamanlara kadar. Ee, İslamcıların hani söylenlerine baktığımız zaman e, pekala o zaman dünyadaki yeni sosyal hareketlerle ortak çok yönleri var. Ama hiçbir surette bunları onlarla mukayese etmek istemiyor. Öyle bir eğilim doğmuyor çünkü işte en temelde temelli on, e, ne derler ona İslami e, istisnacılık, İslami exceptionalizm dediğimiz şey. Yani tamam hani bizim terörler falan filan var ama onlar farklı bir hikaye. Özgün bir durum bak? özgün şartlar bak. E tabi bunu e, iki türlü insan grubu yapar bu, bu tür a, e, istisnacılıkları. Bir tanesi yerli unsurlar yapar. Hani biz farklıyız. Hani bize öyle dünyadaki e, hakim sosyolojik teorileri açıklayamazsınız. Biz farklıyız. Biz bize benzeriz tarzı hani. O tür e, tarihselci, yerlici tarz fikirler bu, bu tür çerçevelere rağbet eder. İkincisi e, onların kendileri yani aslında e, tersinden ikiz kardeşleri onların. Onlar da işte e, ya yani Onlar onlara benzer veya İslam dünyasında bir şeyler açıklanacaksa bu ancak İslam üzerinden açıklanabilir tarzı düşünen insanlar. Evet az evvel bahsettiğim teoriler arasında 1970'lerden sonra olanlar ekonomistik teoriler. Evet öyle ama onlarda dahi böyle içkin, zımni, unsurlar vardı. E, i̇şte 90'lardan sonra biraz bu, bu yönde biraz değişiklik oldu ve bilhassa 2000'lerden sonra bu daha çok hani yaygınlaştı. İslamcılığı ee, ...yeni sosyal hareketler literatürüne dahil etmek şeklinde bir eğilim doğdu. E, bunu işte e, Vycharovic, e, onun İzlemek aktivizm kitabında görebiliyoruz. E, veya şu oldu işte tamamen, hani şu gözlendi ki e, İslamcı aktörleri incelerken e, bu isimler... ...hiçbir surette o aktörlerle e, bir intersubjektif dediğimiz hani özneler arası bir ilişki biçimi geliştirmediler onları daima nesneleştirdiler. ya bu da metodolojik olarak bir sorun, oryantalist sorun. Yani şey olanlar dahi işte işte ekonomistik olanlar dahi e, o anlamda hiçbir surette e, o aktörleri hani kendi an, anlamlandırmaları üzerinden anlamaya çalışmadılar. Her zaman işte böyle dışarıdan eee işte objektif dedikleri kategoriler içerisinde e, izah etmeye çalıştılar. O da öyle bir sorundu ve bunların işte en çok e, fark edildiği zamanlar 90'lardan sonra oldu. Tabii ki bunda e, Said sonrası postkolonyal teorilerin etkisini görmek gerekiyor. E, onların bir sıçraması oldu sosyal hareketler literatürüne. Ve bu anlamda e, İslamcı hareketler de aynı şekilde sosyal hareketler şeklinde değerlendirmeye başlandı. Madem hani böyle bir şey var o zaman iki şeyi bilelim. bir e, Bunlarda da bir sosyal hareket damarı var. Öyle bir tarafı var ama bir taraftan da tabii ki e, onları da ee, kendi kategorimizi evrenselleştirmek şeklinde konuştırmayalım. Onların özünlüklerini aynı zamanda görelim. Yani bu böyle bir hani e, eylemlik direktörü. Tabi e, Kerry yine e Mısır üzerine, İhvan üzerine yazdığı e, Mobilizasyon Mobilization mıydı? E o, 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 kitabı Kerry Wickham'ın İhvan üzerine yazdığı kitap. Onu da böyle bir şey görebiliyoruz. Ee, yine İslamcıları kendi işlerinden anlamak, kendi e, anlam dünyaları üzerinden anlamaya çalışmak. Böyle bir hani eğilim oldu. Ee, buna işte Türkiye'den de isimler dahil oldu. Ee, mesela Hakan Yavuz e, yazdığı çalışmada o da İslamcılığa sosyal hareket şeklinde yaklaştı. Zaten Vicar de e, kitabında Hakan Yavuz'un bu anlamda bir e, katkısı var. E, veya işte Nilüfer Göle. O tam da Alain Turen'in e, teorik çerçeveleri etrafında İslamcılığı yeni sosyal hareketler şeklinde tanımladı. Şimdi e, Türkiye'ye baktığımız zaman hani bunlar Türkiye'de nasıl cegan etti bütün bu gelişmeler? E, Türkiye'de belli bir takım işte teoriler var. Türkiye'ye Türkiye has teoriler var. E, mesela ben Öncelikle Şerif Mardin'in teorisinden başlamak istiyorum. Yani Şerif Mardin işte merkez çevre. Bu zaten e, fena halde şu an klişeleşmiş durumdadır. E, i̇şte Türkiye'deki durumu, Türkiye İslamcılığı tahlillerinde merkez çevre arasındaki gerilime bağlamak. E, o kimin teorisi? O Eisenstadt'tı galiba değil mi? Ondan uyarlama bir e, teori. E, bunun e, established versus outsiders tezi olarak Hani başka bir türü var. Yani müesses olanlar bir de dışarıda, dışarıda olanlar. Ee, dışarıda bırakılmış olanlar. Bunlar arasında gerilimler. Ee, o, o, bunlar tabi biraz şeyde de dayanıyor. Hani kimlik teorileriyle de ilişkilendirilebilir. Sonuçta hani kimlikler kendilerini inşa etmek üzere bir öteki icat ederler. Tarzındaki o psikolojik süreçler vardı ya. Ee, bunların tabi sosyolojik olarak hani ortaya konması. Hani ulus devletler ulus devletliklerini e, tesis etmek için her halükarda bir millet, millet tanımı yaparlar. Tabi içi bunun nasıl dolu o değişikendir. Ama onda mutlak bir şey yoktur. Hani illa bu etnik olmak zorunda değildir mesela. Yani bunu pekala e, Pakistan'daki tarzda Müslüman milli içtişlikle yapabilirsiniz. Cinnah'ın projesi şeklinde. E, bir, sonuçta bir ulus tanımı vardı, bir millet vardı. Ve onun da ötekileri vardı Ve her türlü kimlik aynı zamanda biliyorsunuz e, dışta dışta bazı unsurları bırakır, dışta kimlikleri bırakır ve onları bastırır, ötekileştirir ve onları ötekileştirmekle var olur. Ee, i̇şte içeride olanlar ve dışarıda olanlar vardır. Hani dışarıda olanlar, e, Türkiye bağlamında tabi sosyolojik olarak dışarı, dışarıda olanlar bir şekilde e, çevreden merkeze yürümüşlerdir. Yani bu anlamda işte İslamcılığı çevredekileri merkeze yürüyüşü şeklinde, anlamlandırma şeklinde bir girişim. Ama bunda temel sorun şu tabi. Çevreyi bir bütün, homojen bir bütün şeklinde algıl algılama. ha Bu çevrede her türlü unsur var. Bu çevrede pekala e, milliyetçiler de var, Kürtler de var, Aleviler de dahildir hatta bu çevreye e, belli şekillerde. E, ve İslamcılar da var, e, dindarlar da var, muhafazakarlar da var, mukaddesçiler de da var. E, fakat bunların arasındaki farkları böyle bir çerçeve anlamlandırmamızı mümkün kılmıyor. Türkiye'de ikinci tarz teoriler Kemalist teoriler. Tabii en bu anlamdaki idraksiz idrak kıtlığı çeken onlar olmuş. Çünkü Şerif Mardin bunu çok güzel anlatır. 1900 işte 60-70'lerde Bediüzzaman Sayın Nusret çalışacağını söylediği zaman bütün akademik sen arkadaşları o anda fevran etmiş. Bir dakika sen ne yapıyorsun? Nasıl böyle bir antika konuları işlersin, çalışmaya kalkışırsın şeklinde. Bunu bizzat anlıyorlar. Fakat şunu söylüyor. Daha sonra onların her biri ee, peşimden bir 15-20 yıl sonra e, her, her biri daha sonra aynı şeyle çalışmaya başladı. Çünkü onlarda da, e, onlar için böyle bir bastırılmış öteki anlamına geliyordu. Dinle ilgili herhangi bir ifade, herhangi bir e, oluşum. E, kimdir bunlar? Bunlar işte yine e, modernleşmeciler açısından, yani bunları modernizasyoncular açısından. Bunlar işte girici ama modernleşmemiz tamamlandıkça e, ortadan kalkacak olan unsurlar. Yani öyle bir an gelecek, sanki diye bir hayal Kurmaktalar. fakat hiçbir zaman o an gelmedi tabii ki ee, ama beklenildiği oyunda olduğu için hiçbir hiçbir da onları ciddi anlamda anlamaya veya e, açıklamaya çalışmadılar tam tersine yaptıkları şey onları bastırmaya çalışmak siyaseten bastırmaya çalışmak e, ve o anları tehdit görmek e, o balanda çok fazla aslında böyle etnografik e, çalışma bulabiliyorsunuz hani Kemal tarafından yazılmış olan e, çoğunlukla hani hangi gruplar var, kimler ne iş yapıyor. O seviyede dahi aslında çok fazla bilgi yanlışlığı oluyor onların. Hani o da e, onların da zavallı bir durum tabii ki. E, hem öngöremediler ne olup ne biteceğini. E, ama bir, kendileri açısından dahi işte durumu yani dünyayı kavrayamadılar. O öyle bir sorun yaşadılar. E, ama sadece hani Kemalist olanlar yoktu tabii seküler kesim arasında. Bir de yine e, bizim o söylediğimiz ekonomistik yaklaşımların, ekonomistik ve psikolojik yaklaşımların Türkiye versiyonları vardı. Diyelim ya Öniş veya Haldun Gülap gibi isimler. Onlar da benzer şekilde ulus-devlet krizi şeklinde anladılar hani hadiseyi. Bir ulus-devlet var ve ulus-devlet yine aynı şekilde bir kalkınmacı ekonomik modelle, İtalyan kalkınmacı ekonomik modelle insanları refah kavuşturmayı vaat ediyor. İnsanları belli bir hani, refah seviyesi vaat ediyor. Fakat bunu yerine getiremiyor. 1970'lerdeki işte o krizler ve en sonunda 24 Ocak'la neticelenen durum ve o, o noktaya kadar artık hani iflas etmiş oluyor. bu noktada tabii karşımıza çıkan hani unsurlar kimler? Yine e, Gecikonu mahallelerinde, varoşlarda olan e, yığınla okumak isteyen kitleler, okuyamayan, kimisi okuyamayan, kimisi okuduğu halde önüne kesilen kitleler ee, bunlar var. tabii o zaman kadınlar çok ön planda değiller hani 80'lerin hani başlığı için konuşacak olursak o daha sonraki bir süreç. Ee, bunlar bir şeyler talep ediyorlar, istiyorlar fakat devlet bunları vermekten aciz. bunlara işte o sosyal e, artık hani yardım dediğimiz şeyi yapmaktan e, aciz, sosyal güvenliği sağlamaktan aciz. E, bu durumda sosyal adalet taleplerini ifade etmek istiyorlar ve ifadesini e, neyle buluyorlar? E, işte İslamcılıkla buluyorlar. ve Bunda yine tabi e, aynı sorun e, var. O da niye İslamcılık, niye başka bir şey değil e, sorusu ve e, bu, bu anlamda ekonomistik e, açıklamaların her birinde olan sorun bu kültürel değişkenleri e, her zaman epifememal dediğimiz yani e, üst yapısal algılamışlar ekonomistik yani e, yaklaşımları oldukları için e, haliyle e, kültürel değişkenler çok fazla onlar açısından bir değişken olarak anlam taşımamış. Tabii daha sonraki zamanda işte yeni sosyal hareketler literatürü e, devreye girdiği zaman aynı zamanda biraz da orientalist e, yaklaşımların artık hani şey olduğunu, aşındığını görebiliyoruz. E, o aşamada yine Türkiye bağlamında e, kültürel değişkenler ön plana çıkıyor. Şimdi e, şunu söylemek gerekiyor. Kültürel değişkenler siyaset biliminde, sosyolojide son derece muhataralı değişkenler. Yani kültürel değişkenler çünkü çok öyle rağbet görmez. Niye görmez? Çünkü e, genelde kültürel değişkenler kullanmak isteyen insanlar başka türlü açıklayamadıkları şeyleri oraya atarlar. Yani işte tamam şöyle diyelim hani bir vaka ve açıklayacaksınız. çok böyle bilimsel konuşalım. değişkenler açıklayacaksınız. İşte yüzde 60'ını açıklayabiliyorsunuz. Yüzde 40 diye bir şey kaldı. veya yüzde 40 açıklayabiliyorsunuz. Hani halen açıklayamıyorsunuz hani durumu. E ne olacak? O zaman İslam. Hani İslam, İslam işte değişken. İslam farkı var ama ne yaptınız peki İslam o zaman nasıl etkiliyor? O zaman bunu söylemek zorundasınız. Veya hangi nedensel mekanizmalar ile etkiliyor? Yani şöyle söyleyeyim. Bir, hani sıkı bir böyle bilimsel çalışma için şu gerekiyor. Hadi bağımsız değişkenleriniz var. Onlar açıklayıcı değişkenler. Bağımlı değişkeniniz var. Açıklay açıklayacağınız değişkenler. Onu açıklayacak ama iş bununla bitmiyor. Hangi mekanizmalarla açıklayacaksınız? Esas önemli önemli olan kısım bu zaten. Ve bu noktada işte aslında birçok akademisyen yani çuvallıyor ve birçok akademisyenin işte açıklama gücü modellerin açıklama gücü orada tıkanmaya başlıyor. E tabii bunların her birinde esas olan e, sorun şu. Bunu e, William Mısır bağlamında söylüyor. Evet, e, bizim gözetmediğimiz bir e, faktör var. O da fikirlerin kendi e, ahlaki gücü. Hani moral power of ideas dedikleri. ...fikirler etkiliyor insanları. Ya bir takım fikirler... evet, ...şunun farkındayız. Bir fikir şu an söylersiniz... ...hiç kimseyi etkilemez bu. 10 yıl sonra... ...aynı şeyi söylersiniz. Kitleler etkilenir ve kitleler bununla coşarlar. Büyük bir sosyal hareket ortaya çıkar. Bu durum vardır. Evet bu, bu neyi gösteriyor? Fikirlerin tek başına... ...etkileyici olamadığını gösteriyor. Ama bu şunu göstermez. Fikirlerin sadece işte o sosyoekonomik şartların bir tezahürü e, olduğunu da göstermez bu. Öyle olmadığını gösterir. Çünkü çünkü sonuçta o fikirler etkiliyor insanları. O zaman bizim e, bu noktadaki sorumuz şu. E, nasıl oldu da işte İslamcı fikirler 70'li yıllarda, 80'li yıllarda insanları bu kadar yoğun biçimde etkilediler? E, böyle bir soruyu sormak zorundayız. E, Şimdi bu noktada e, Bobby Said gibi isimlerin e, teorilerine temas etmek gerekiyor. Çünkü Bobby Said e, bu noktada işte İslamcılığı yine söylem şeklinde ele aldı. Yani özünde bir söylemdir şeklinde düşündü. E, ve e, işte master signifier dediğimiz kavram. E, o nasıl? E, anlar gösteren mi diyoruz ona? E, yani bir ...karşı hegemonyacı, gramşırıcı bir, bir teoriliğe şöyle bir şey söyledik. İslamcılık ne zaman ki karşı hegemonyacı bir söylem şeklinde ifadesini buldu... ...o zaman kemalizme karşı, yani karşı hegemonyacı... ...çünkü çünkü Bob Seyit şunu söylüyordu. Ee, İslam dünyasında e, ki hakim hegemonya, hegemonik söylem... ...kemalizm şeklinde bir ifade kullanıyordu. Yani bu Türkiye'ye has değil, ee, Nazizmde kemalizm, işte... Ee, Pakistan'da da Kemalizm var. Hani her tarafta bir Kemalizm var şeklinde. Tabii bu tartışılır aslında. Ben hani o noktada çok fazla katılmıyor olabilirim ama e, nihayetinde söylediği şey e, işte Kemalist söylemin daha sonra karşı hegemonik bir söylemle alışığa edilmesi. Ama ne zaman ki işte aktörler birleşti ve bu karşı bir hegemoniyi e, ortaya koydu. Bu noktada e, İslamcılık varlık kazandı. Bunu söylüyor. E tabii burada yine sıkıntı şu söylemin ortaya çıkması sosyal harekete dönüşmesini garantilemiyor. Bu, bu kısım çok önemli. Ve e, biz işte Türkiye İslamcılığına baktığımız zaman bunlara e, eğilmek zorunda, zorundayız. Şimdi şu aşamaya kadar biraz hani teori kısmına odaklandım. E, ve e, bir şey daha söyleyeceğim bu bağlamda. Ondan sonra e, işin pratiğine geçeceğiz. Örneğin o da şu bizim aktör dediğimiz kişilerin yarattığı fark. Çünkü şöyle baktığımız zaman bu yapısalcı teoriler ne yapıyor? Hani ne ne söylüyor? İşte şey var, bir büyük bir yapısal dönüşüm var. Yapısal dönüşüm kitleleri işte belli bir şeylere sevk ediyor. O diyelim gece kondu sakinlerine yabancılaşmayı sevk ediyor. O zaman ne oluyor? Kim ortaya çıkıyor? Hani nasıl oldu da bu yabancılar, bu, kitleler o birleşti de ortaya bir hareket koydu. O kısım eksik kalıyor. O, o kısım önemli. Ee, i̇şte o noktada aktörlerin e, rasyonelliği çok önemli bir şey. Ve bunda yine Batı merkezli teorilerin hem e, katkı sağladığını hem de eksik kaldığını görebiliyoruz. Şöyle eğer biz aktörlerin işte o aktörleri irasyonel görürsek ki bir kısım orientalist bunu yaptı. E ne oldu işte bunlar zaten hani e, kafaları fanatik fikirlerle dolu insanlar, irrasyonel insanlar. Ne yaparlar yaparlar zaten sonuçta kendi hava uçuran insanlar bunlar yani böyle şey olduğu için. 70 tane hür için hava uçuran insanlar bunlar. Şey yapıyorlar, bu, bundan bir şey çıkmaz bu anlamda böyle bunları anlayamazsınız. Ee, ama ya bunun yarattığı körlük şu, karşınızda hakikaten de gerçekten de böyle girişimci, örgütçü insanlar var. Yani aynen Batı'da gördüğünüz gibi, bir, hani diyelim evangcidik hareketi gördüğünüz gibi e, veya e, Batı'daki bir işletmeci de gördüğünüz gibi aslında bir, bir şey var, e, aktör var. E, ne yapıyor? Bütün hani şeyi durumu değerlendiriyor, hani iyi okuyor bu toplumunu veya hani yapısını yok, İçinden çıktığı ekibi iyi okuyor. E, ben diyor bu şeylerin hani bu ekibin e, o şeyini sermayesini ve enerjisini nasıl böyle örgütlü bir sosyal harekete dönüştürebilirim? Ya, ya, bunları bunlara diyeceğim ve sana girişimci insanlar bunlar. Mesela bunların varlığını görmek gerekiyor. Böyle insanlar varlar. Her türlü ekipte bunlar varlar zaten. Ee, ama bunun bir karşı mahsuru var. Bir de şöyle yapanlar var. Ee, sadece rasyonel aktör modelleriyle açıklamak isteyen insanlar var. E bunlar da şunu görmüyorlar. Evet, bazı insanlar, ki bu bunu çok söylüyor, bazı insanlar kendi menfaatlerine son derece aykırı olsa dahi ee, bir takım eylemleri yapıyorlar. Sırf idealistik sebepler dolayısıyla yapıyorlar bu insanlar. Bunu görmek lazım. Ve sırf işte rasyonel aktör şeklinde gördüğümüz zaman yani rasyonel aktör dediğimiz şey nedir işte? Ee, kendi çıkarını maksimize eden yani bir ekonomik olsun bir e, artık hani sosyal versiyon diyeceğimiz hani aktörler. Bunlar e, varlar. Bunlar e, bunların varlığı şunu işte gözden kaçırmamalı bazı isimler var ki, bazı insanlar var ki bunlar da hiçbir surete menfaat gözetmeden tamamen fedakar, fedakarane şekilde eylemde bulunuyorlar. Bunlar bunlara tabi Weberci tarzda işte value rationality dediğimiz hani değer rasyonelliği üzerinden belki bunları izah verebiliriz ama onun bile eksik kaldığı kısımlar var. Yani o anlamda da hani hiçbir surette şey olmayan hani kalıba sığmayan, o modelleri sığmayan insanlar var. i̇şte bunların da gözetilmesi gerekiyor. Veya işte e, sosyal hareketler literatüründeki e, ne derler işte resource mobilization teori. Değil mi? Ne o kaynak? Efendim? E, onda evet. E, şöyle bir şey şey var hani kaynaklar veya ne oluyor? Bir opportunity structure dediğimiz şey. Fırsat yapıları ortaya çıkıyor. E, bunun karşılığı nedir Türkiye açısından? Diyelim 1950'li yıllar ve sonraları. 1950 yılında imhatlar açılıyor veya e, din konusunda bir takım e, serbestleştirme politikaları başlıyor. Sanki bunlar oldu, dinciler örgütlendi. Hani böyle değil kardeşim. Arada bir takım mekanizmalar var. Bir takım insanlar ortaya çıkıyor ve bunlar e, şey yapıyorlar, Hani insanları örgütlemeye çalışıyorlar. O kısım eksik kalıyor değil mi? Yani bütün bunların tamamını işte gözetmekle gerekiyor bir model kuracaksak. Şimdi ben e, bu şeylerin hani teorilerin e, sonrasında neler yapmaya çalıştım? E, şunu yaptım bir e, tarihsel bir anlatı geliştirmeye çalıştım. Yani İslamcılığın jeneolojisi anlamında, Türkiye'de soy kütüğü anlamında. Şimdi literatüre baktığımız zaman e, şu kısmın çok ihmal edildiğini gördüm. E, Türkiye'de erken dönem Türkiye İslamcılığı Türkiye İslamcılığı çalışmalarında Avrupa ve Amerika'daki çalışmalarda her zaman hemen her zaman ihmal edilmiş. Yani 1900 işte 8'lerden sonraki hani Akiflerin, Babazade'lerin Zadelerin ortaya koyduğu İslamcılık ki bu sonuçta Afganî okulunun, Afganî okulunun Türkiye şubesiydi yani. Hani anlamı odur. ve bunlar kimdir? Bunlar Anayasalcıdır, özgürlükçüdür e, şuracıdır. Hani tem, temel hani şeyleri bunlar o, o, veya dinde de ıslahçıdır bunlar. Bidat ve hurafeleri karşılardır. Hani böyle bir dalga, böyle bir akım var. Ve aynı zamanda önemli bunların hani bir e, unsurları, düşüncelerin önemli bir unsuru. Baba Azade'nin işte o İslam'da dava ikamiyi ortaya koyduğu gibi anti-milliyetçidir bunlar. Milliyetçiliği belki de ilk defa cahiliye şeklinde adlandıran e, Baba Anzade, Ahmet Naim. Bir Kürt olarak e, ki İslamcıların aslında sosyolojik yapısına baktığı zaman çoğunlukla Türk dışı unsurlardan gelme isimlerdir bunlar. Hani Mehmet Akif Arnavut, baban zade Kürt değil mi? E, Sait Halim Paşa o da hani Arnavut Arap karışımı diyebiliriz. Hani böyle unsurlar. E, ve bir ümmetçi söylemleri var. Fakat e, işin o tarafı hakikaten de son derece gözden kaçırılmış. E, şimdi bakıyoruz şöyle bir e, gelişme yaşanmış tabii. 1920'lere Gelinceye dek tabi İslamcı e, söyleme sahip isimlerin ve o zaman bir bağımsız özgün bir İslamcılık var. E, bu bu isimler, e, İsmail Kara'nın şöyle bir iddiası var. Mesela şeyi söylüyor. E, oradaki isimler 1920'de gelindiği zaman milliyetçileştiler. Artık bu, bunu da örnek olarak hani Dillok şunu söylüyor. İşte Akif e, giderek işte vatanı ondan sonra bayrağı e, kullanmaya falan başladı. Evet şimdi e, nötr anlamda şu, yani şu andan baktığımız zaman e, milliçi unsurların kullanıldığını görebiliriz. Evet bu doğrudur. E, ama öteki taraftan bu Türk milliyetçiliği şeklinde bir anlam taşımadı AKP'nin hiçbir zaman e, kendi fikri macera aslında. Hani onu da görmek gerekiyor. O yüzden hani o tür değerlendirmeler ben çok katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Veya şunu e, şunu söylüyor, Babanzade ile işte Yahya Kemal'in o meşhur diyaloğu. Yani babanzade'nin zaten işte zamanda işte o hurafe ve bidatlara karşı, türbelere karşı olan tutumları. Ee, ve Yahya Kemal'in işte o folk İslam savunusu. O aralarındaki onların o tartışmalar. Ve daha sonra baban hani Yahya Kemal'e bir nevi hak görünmesi. Ve burada da aslında bir milliyetçileşme yoktur. Bu sadece şu 1920'lerin işte o tek parti döneminin o e, amansız, e, zorba, layıkçı politikaları zamanında tabi dinin elde kalan her türlü ifadesine sarılma sahip çıkma gibi bir reaksiyon meydana gelmiştir. Şimdi e, meşrutiyet zamanında bu tür bir reaksiyon göstermezsiniz. Çünkü orada esas yapacağınız şey ıslahdır değil mi? Hani Akif'in yaptığı gibi. Hani e, mezarlıkta Kur'an okumaya karşı çıkan bir Akif'ten bahsediyoruz. Yani bu son derece ileri bir adım. Şu an, şu an bile hani birçok insan kaldırımıca tarzda yeni fikirler bunlar sonuçta o zaman açısından. Veya hani İslam'la Müslümanlık arasındaki ortaya koyduğu farklardan bahsediyoruz. Hani hep böyle Müslümanların bu anlamda muhasebe edilmesi ve suçlanması. ben bu söylemin şöyle söyleyeyim. O zaman da 1920'li yıllarda çok fazla milliçleştiğini düşünmüyorum. Esas dönüşüm daha sonraki yıllarda yaşanmış. Şimdi şöyle bir duruma bakalım. 1925 yılında Sibül Reşat Dergisi kapanıyor değil mi? 1989 yılından 25 yılına kadar. Kim İsmail Kara mesela İslamcılığın başlangıç tarihini 1908'e Sibül Reşat'ın kuruluşuna götürüyor. Orada başlayan bir akım şeklinde ortaya koyuyor. E, Mümtaza Türkmen'e sanırım hani Afgani isminden rahatsız olduğu için Namık Kemal gibi bir tercihte bulunuyor fakat e, namık kemal'e İslamcı saymak çok son derece yersiz bence. Anakonistik bir tutum. Sayamayız onu yani. Esas e, o makul olan başlangıç zamanı Akif ile birlikte 1908'de işte Sebrülereş'in kurulma, Sırat-ı Müstakim Sebrülereş'in işte silsilesinin olduğu zamanlar. 1925'te e, biliyorsunuz Takrir-i Sükun ile Sebrülereş kapat kapatılıyor. <laughs> ve 45'e kadar arada bir dönem var. Bir fetret dönemi var o dönemde e, şu oluyor, İslamcılığın entelektüel temsilcileri tamamen tasfiye edilmiş oluyor. Yani bu tasfiye birkaç biçimde oluyor. Bir kısmı sürgüne gidiyor Akif gibi, bir kısmı içiriliyor. İşte Siit Bey gibi veya Şemsettin Günaltay gibi. E, bir kısmı idam ediliyor tabii ki. E, İskip Latif Hoca gibi malumunuz. Eee her biri farklı mecralar hani benimsemiş oluyor. Ee, baban zaten 1933'e kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde hocalık yapıyor. Daha sonra üniversite tasfiye siyasında aslında tasfiye olunuyor. Daha sonra zaten vefat ediyor. 1934 yılında galiba yani hemen sonrasında. Ee, o, o şekilde oluyor ama şunu söyleyebiliriz 1940'lı yıllarda e, ortalıkta İslamcılık namına o bahsettiğimiz hani Özgün, bağımsız, anti-milliyetçi, evrenselci, ümmetçi neyse ıslahçı o söylemden eser kalmamış oluyor. Ee, onun yerine nasıl bir söylem buluyoruz? O, yeni, yeni bir söylem var. Bu, bu söylem e, milliyetçilik adı altında, milliyetçilik söylemi altında İslamcılığı savunma söylemi. İslamcı bazı fikirleri savunma söylemi, dini bazı fikirleri savunma söylemi. Ee, bunu işte en bariz şekliyle 1945 yılından sonra çıkmaya başlayan, Sebuli Reşat dergisinde görüyoruz. İşte Akif'in damadı e, şimdi Ömer Rıza Dorgul e, ki e, onun çıkarttığı bir, bir dergi sonuçta daha sonra. E, baktığımız zaman oraya e, artık hani milliyetçi fikirler o noktaya kadar içselleştirilmiş halde. Ne söyleniyor mesela? Hacı Müslümanlar gönderilmiyor o sıra değil mi Türkiye'de? işte ya şey var, e, salgın var, şu var, bu var falan diye. Bahanelere gönderilmiyor, izin verilmiyor. E, şunu söylüyor, ifade aynen şu, bunu Tuna'ya, her sefer Tuna'ya ifade ediyor. E, i̇şte o alıntılamış. E, i̇şte her Türk'ün vazifesi, e, şey, e, Türklüğün, Türklüğün önemli unsurlarından bir tanesi dindir. Ondan sonra hacca gitmek dinin bir rüknüdür. O halde hacca gitmek vatanı bir vazifedir. Şeklinde böyle bir muhakeme. Veya şöyle bir şey görebiliyoruz. Osman Yüksel serden geçti. Amet Hamdi Akseki'nin akrabası olduğu söyleniyor. Amit Hamdi gayet de o zaman anti milli bir fikir olarak cimeşrutiyette yazıp çizen bir kalem. Fakat serden geçti. İşte milliyetçi hatta ırkçı tarafları olan öyle düşünceler olan bir isim şeklinde öne çıkıyor. Ne oldu o zaman? Yani o zaman hakikaten bir makas değişimi, bir kayma, bizimin kayması yaşanmış, bir sığınma yaşanmış. Yani Milichlin perdesi altına girme gibi bir politika yaşanmış. Bu belki de şöyle oldu, belki belki zamanında hani ilk bunu yapan insanlar bunu işte taktik bir hamle olarak düşündü ve daha sonraki nesiller içselleştirmiş oldu. Böyle bir ihtimal var daha sonraki nesillerden kastımız diyelim Serden geçti veya Necip Fazıl. Necip Fazıl'ın biliyorsun çok ırkçı ifadeleri vardır. Tanrı'nın seçtiği kurtulmuş millet. Sonuçta neonazi tarzı e, fikirler bunlar. E, veya işte e, Türk'ün ruh kökü. Gayet tane yani, ırkçı ifadelerden bahsediyoruz biz burada. E, i̇şte o zamanlar e, dediğimiz gibi böyle bir milliyetçileşme ve milliyetçilik içselleştirilmesi gibi bir durum yaşanıyor. O zaman e, ki dindar nesiller ki ilk defa böyle artık tek tük şehirli, okumuş e, dindarların yazıp çizdiğinden bahsedebiliriz 1940'lı ve 50'li yıllarda. Onların söylenlerine baktığımızda işte böyle bir durum var. E, ve İslamcı söylemi yani İslami fikirleri milliyetçilikle ifade etme durumu var. Ve bu nesiller içerisinde bu şekilde devam ediyor. Bu... Miras yani mukaddesatçılık, e, muhafazakarlık, artık o zamanlar mukaddesatçı diyor kendilerine insanlar veya sağcılık bu tür e, kavramlar o zamanki dindarlar açısından son derece makul, e, ne diyeyim hani e, İslam'a da uygun görülen kavramlar. Veya ne bileyim işte Cevat Rıfat Atilhan ne yazıyor o sıra? Ey Türk düşmanını tanı şeklinde e, eserler veya ne yazıyor? on onun dışında Siyonizm, Masonluk yani Türkiye'de İslami kesim bu Masonluk komplosunu, komploculuğunu armağan eden isim şeklinde geçer. ya yani işte bu e, Yahudi antisemitizm mirasını bırakan isim diye geçer aslında. Ama o zaman bu, bu tür fikirler pekala işte dindarlığın ideolojik paketine dahil olmuştur. Her türlü sağcı, milliyetçi, muhafazakar unsurlar. 1970'li yılların başlarında e, MTTB'nin ben e, bastığı bir şeyi şahit olmuştum. ve elime geçmişti. Kitap kulübünün böyle dağıttığı. İşte sağ ve solun İslam'a göre hükmü şeklinde bir kitap. Ve kitabın en başında sağ ve solun nereden geldiği anlatılıyor. İşte bir bildiğimiz hikaye. Hani Kral'ın sağ tarafındakiler Fransız devrimi sonrasında parlamentoyu sadece oturanlar sağcı oluyor. Sol tarafında solcu oluyor. Hikaye bu yani. Başka bir anlamı yok bunun. Ee, en başta onu anlattığı halde hemen sonrasında İslam'da işte sağdan başlamak, e, işte Ashab-ı Limin, Şimali bunları falan girip oradan hemen karıştırıp e, Müslümanları sadece yapı vermiş. böyle bir retorik bir durum yaşanmış. hakikaten bunlar işte o zamanlar entelektüel eserler şeklinde geçiyordu, dağıtılıyordu. insanlar bunları okuyordu. Ve oradan sağcı oluyorlardı. Sağcı olmamız gerekiyor diye düşünüyorlardı. Bu 60'lı yılların, 70'li yılların işte başlarının hikayesi. şimdi o zamanlar 1900, 60'lı 70'li yıllarda işte bir takım yine sosyolojik olarak önemli seyeceğimiz bir takım örgütlemelerden bahsedebiliyoruz. Mesela e, Gemi Derneği gibi bir oluşumdan bahsediyoruz. Ama esas bizim o yıllarda önemseyeceğimiz tabii iki büyük teşkilat var. E, MTTB ile Mücadele Birliği. Ve baktığımız zaman aslında Türkiye'de şu an işte 1970'li yıllarda benim tam bahsettiğim aktörlerin e, iktidarını yaşıyoruz biz şu an. Şu an Türkiye'nin hakimi onlar. Şu an Türkiye'nin e, yönetici eliti 1970'li yıllarda MTTB'de üniversiteli gençlik olarak bulunan isimler. Yani %70-80 oranında bu şekilde onlar. Esas yönetici unsurlar bunlardır şu an. O zaman bunları anlamamız demek ki çok daha öne önemli bir şey. Yani, ee, şundan şöyle söyleyeyim, bundan 15 yıl önce bu, MTTB üzerinde çok fazla bir bilgi yoktu. Yani Genel bir kültür olarak bir bilgi bulunmuyordu. Üniversite gençliği en azından bilmezdi MTTB'nin ne olduğunu ama şu an herkes, hemen herkes biliyor. Çünkü bir şeyecek arama gibi bir e, ameli e, durumu oldu. İşte MTTB'deki gençlik kesimi, e, biliyorsunuz 1960'lı yıllar boyunca MTTB bir dönüşüm yaşadı. E, MTTB esasında 1916 yılında iddiaççıların kurduğu faşist bir örgütlenme. Yani tetihşat yapmak üzere halk e, nezdinde böyle hani e, şeyi iddiaç it ideoloji halka yaymak üzere kurulmuş bir teşkilat. Öğrenci talebe teşkilatı. Ve hali ondan dolayı da e, kitap ve e, kitap diyorum hani e, hilal ve kurt var armasında. Kurt. Yani MTTB kuruluş e, yıllarında öyle bir arma konmuş ve 1940'lı yıllar boyunca MTTB'nin meşhur eylemleri daha çok antikomünist tedhişat eylemleri ve Tan matbaasının basılması Zekir Ersertel, Sabiha Sertel veya Nazım Hikmet aleyhine böyle eylemler yapılması. Böyle son derece sağcı, son derece antikomünist eylemlerin yapıldığı yer şeklinde bulunuyor. Yani kemalist sağ kemalistler değilim artık veya kemalist unsurların eylemlerine sahne oluyor. 1960'lı yıllardan sonra MTTB daha dindar olanların ellerine, eline geçiyor. O artık üniversiteye gitmeye başlayan e, çoğunlukla taşralı kesimin eline geçiyor. 69 yılında e, şimdi o zaman metinlerine baktığımız zaman önemli bir e, durum var. 69 yılında MTTB'nin metinlerinde yine İslamcı kavramı geçiyor. Çünkü o zaman e, Yine yazıp çizen isimler var İslamcılıktan bahseden. Hatta Kadir Mısıroğlu dahi sanırım o yıllar bahsediyor o Türkçelerden. Ama İslamcılığın içeriğinde milliyetçilik var. Yok değil. İslamcılık o zaman asalak bir söylem. Özgün bir söylem değil. Ümmetçi bir söylem değil. Ee, İslamcılık ifadesi kullanan isimler aynı zamanda milliyetçilikle hiçbir sorun yaşamıyorlar. 69 yılında önemli bir hadise yaşanıyor. Ee, MTTB'de bir kavgalı seçim yaşanıyor ve kavgalı seçimin hemen akşamında e, seçim şöyle aslında. Türkiye o sırada komandolarına Mettebin ele geçirilmesini emrediyor. Komandolar hani kavga, dövüş ele geçirmeye çalışıyorlar fakat geçiremiyorlar. E, yani yumruk yumruk kavga yaşanıyor işte Mete aslında binasında. E, ve Mete Tebi kalıyor. O gün akşamında Mustafa Bilgi 69 yılında e, MTTB binasında spor salonunda kaldığı sırada bir bomba atılıyor ve şehit oluyor. i̇şte MHP'lilerin ilk öldürdüğü İslamcı şeklinde adı geçen Mustafa Bilgidir 69 yılında. Onun şöyle bir etkisi oluyor. Bir, zaten teşkilatlar bakımından ayrı olan iki tane gençlik grubu var. Bir tanesi, yani ikisi de bunları milli içi muhafazakar ama bir tanesi ülkücü, bir tanesi ise İslamcı. Ama ideolojik farklı yok bu insanların. E, cenazesi büyük bir hani e, katılımla o, olan o cenazesi çok ciddi tabii duygular ve sorgulamalar yaşatıyor bu insanlara. E, o yıllar yine hani öne çıkan bir e, durum var. O da ilk defa 60'ların ikinci yarısında e, tercümeler dalgası başlıyor. İşte Seyit Kutup'un şehadeti, daha 66 yılı ve bunun yankılığı var. Bir ilgi var, alaka var. Veya hani e, o yıllar yine Suud Radyosu'ndan e, Fizyalli Kur'an Arapça yayınlanıyor radyolardan ve bizim güney illerimiz bunları dinleyebiliyorlar. Ve onu dinleyen çok insan oluyor aslında o sıralar. Ve tercüme etme, Salih Özcan gibi isimlerin tercüme, tercümeleri gibi çalışmalar var. Ama baktığımız zaman ilk o yıllar e, Seyit Kutup Mevdudi gibi düşünürlerin tercümelerini yapanlar o zamanın sağ muhafazakar yayın evleri. Hilal yayınları, hareket yayınları ki Topçu'nun yayın evi. Ki ben e, özellikle mesela onun tercümlerini veriyorum. Çünkü e, İslam Kapitalizm Çatışması kitabı, Seyit Kutub'un, bunun ilk mütercimi Yaşar Nuri Öztürk. İlk yayın evi, hareket yayınları. Topçu'nun hareket yayınları. Veya Kutub'un tercümeleri nerede çıkıyor başka? O zamanlar Diriliş Dergisi'nde çıkıyor. 1960'lı yıllarda. Yani e, tercüme hareketini başlatanlar o zamanlar işte sağ muhafazakar, mukaddesatçı olan yerler. Yani bu son derece olağan bir süreç halinde başlıyor. Yani insanlarda böyle bir dini neşriyat açlığı var. Ki benim mülakatlarımda o zamanlar hani sor, sorduğum zaman en çok bunu şunu, onu, onu, söylemişlerdi. Yani niye peki tercüme okuduğunuz zamanlar? Çünkü bir şey yoktu diyorlar. Yani öyle bir açlık var ki yeni yetişen bir nesil var. Çünkü 1949 yılında imatipler açılmış tekrardan. Ve bir imatipli nesil ortaya çıkmış. Ve buna üniversite gitmeye başlamışlar. 70'lerin başlarında, 60'ların sonlarında. Değil mi? E bunlar ne okuyacak? Bunlar her şeyi okumaya artık açlar ve tek buldukları malzeme işte Cevat Atilhan'mış, bilmem, Hilmi Işık'mış falan bu tarz eserler. E zaten şeyi bitirmişler, Elmalı'yı bitirmişler bunlar. Said Nursi okumuşlar. Yetmemiş yani, yetmiyor. Bir açlık var ve yeni bir dalga geliyor. Bu dalganın da farkı şu. o zaman üniversiteli olan gençliğe üniversitelerin ihtiyaç duyduğu o kavramsal çerçeve içerisinde, yani modern kavramlarla, modern fikirlerle o aşina olan bir nesle o çerçevede bir İslami çözüm sunuyorlar. ben mesela yine bu konuda yaptığım hani çalışma arşiv çalışmalarımda şunu gördüm. Diyelim Malik bin Nebi taklidin çatışması. MTTB kitap kulübünde, ortaönüm komitesinde bu yoğunlukla okunan bir eser. Tartışılan bir eser. Yani oradaki gençler o zaman bunları okuyorlar ve tartışıyorlar. 1970'li yıllarda işte bu şekilde bir e, dalga başlıyor. MTTB'de e, gençler toplanıyor, e, okuyor ve dergiler çıkartmaya başlıyorlar. 1970 73 yılları MTTB'nin işte milli gençlik dergisi. En baştan çıkartılmaya başlanıyor. E, baktığımız zaman şu günün e, bütün yazıp çizen entelektüelleri ilk yazılığını orada yazmaya başlamışlar. Hareket yazmışlar, orada yazmışlar. Ali Bulaç, Abdullah Gül orada yazmışlar. Ee, 70'lerin işte o ilk yarısında böyle bir e, yayın canlılığı başlıyor. Artık hani yeni bu imatip nesli, e, imatip nesli ve Taşlı'dan İstanbul'a gelmiş nesil yayıncılığa başlıyorlar. Evet. Ama daha da önemli olan bir dönüşüm var işte o sıra. O zaman işte bu yeni fikirlerin etkisiyle, onların gücüyle artık giderek milliyetçi, sağcı, mukatesatçı fikirler aşınmaya başlanıyor. Giderek ümmetçi, evrenselci bir noktaya erinmeye başlanıyor. Bunda başka bir sosyolojik tesir daha var. O da şu. O yıllarda tabii artık ilk defa immatipli gençler İstanbul'a geliyor ve bunlar nereden geliyor? İşte Kürdistan'dan geliyorlar. Ee, Araplardan geliyorlar. Değil mi? Her türlü unsurlardan gelen e, bir gençlik kesimi var. Ve bunlar ilk defa MTTB bünyesinde İstanbul'da en büyük çünkü o. Orada karışmaya başlıyorlar. Ve bu farklılığı artık hani konuşmaya başlıyorlar. Artık hani o, onların o milliyetçi çerçevesi yani Kemalizmin onlara verdiği ve onların içselleştirdiği milliyetçi çerçeve onlara yetmez hale geliyor. Tam da o sıra işte e, Kutup gibi, Mevdudi gibi düşünürlerin fikirleri gündeme geliyor. Onlar da biliyorsunuz e, tam da işte bu İslam'ın e, özgünlüğü üzerinden gidiyorlar. Ben İslamcılığı İslamcı aksiyonla tanımlıyorum. İslamcı aksiyon dediğim meyle, şeyle tanımlıyorum. Abduh, en, en erken ben bunu Abduh'ta gördüm. Abduh ve sonrasında Abduh'ta, Setelin Paşa'da e, ee, Hasan el Benna'da, Seyit Kutup'ta hepsinde ortak olan bir tanım bu. Ee, aslında şu an bildiğimiz ve çoğumuzun içselleştirdiği bir tanımdır ama e, İslamcı da bu ayı ediyor zaten. Ee, İslamcılık, ben Seyit Halim Paşa'nın tanımını en çok böyle birliği buluyorum. İslam kendisi nasıl bir itikadiyatı, o itikadiyat üzerine müesses bir ahlakiyatı, onun üzerine müesses bir içtimaiyatı, onun üzerine müesses bir siyasiyatı, muhtevi bir din olmakla en kamil, en mütekamil e, sistemdir. Tarzında bir, o, o mealli bir tanım. Tam tabi veremedim ama. Yani İslam sadece ibadet, sadece bir takımın hani şahsi erdemle ilişkili e, durumlar veya ritüeller değil. Aynı zamanda e, iktisadiyata, ekonomiye, e, topluma ve siyasete ilişkin hükümler taşıyan, tezleri olan e, mütekamil, topyekün, e, bir fikir sistemidir. İslamcının böyle algılanması, yani İslam'ın böyle algılanması bir insanı İslamcı yapan şeydir aslında. Yani İslamcının İslamcı olmayan Müslümandan farkı en çok burada düğümleniyor. Yani nasıl Müslümandan farkı? Diyelim liberal bir Müslümandan farkı. Hani liberal Müslüman şöyle bakıyor. Yani ben İslamcıyım, hani şey Müslümanım, hani kendi şahsiyetim Müslümanım ama siyasette ben liberalizmi benimseyebilirim. Ama bir İslamcı açısından bir İslamcı hem Müslüman hem liberalizm olmayacağını hem düşünür. ya hem Müslüman hem milliyetçi olmayacağını düşünür. Hem Müslüman hem vatansever olunmayacağını düşünür. Çünkü bunların tamamı zaten ithal başka türlü akidevi kökenlerden yükselen fikirlerdir. Seyit Kutuplar'ın 70'li yıllarda yaptığı en büyük tesir böyle bir tesir. Bu şekilde bir kopuş yaşanıyor. Geçmişte bir kopuş yaşanıyor. Baktığım zaman 70'li yılların başlarında milliyetçiyim diyen insanlar 70'li yılların sonlarında e, milliçli cahiliye ilan etmiş durumda oluyorlar. E, kopuş oldukça onların aralarında e, eski nesillerle bir husumet yaşanmaya başlanıyor. E, ayrışma yaşanmaya başlanıyor. O zaman da MTTB gibi ee, mücadele birliğinin işte bu eski kanadı gibi yerlerde tabi eski nesiller böyle yeni fikirlere çok da sıcak bakmıyorlar. Hani onların farklı bir gündemleri var. İşte onların farklı isimleri, insanları var. Hani e, ama yeni nesiller artık bu eski neslin çerçevesiyle yetinmemeye başlıyorlar. Ee, 70'li seçimde önemli bir nokta. 70'li 70 seçimlerinde MTTB'de e, işte bu bahsettiğimiz gençlik unsuru MTTB'yi teslim almak istiyor. Kendi adaylarını çıkartıyorlar ve MTTB'yi tam anlamıyla İslamcı bir teşkilat haline getirmek istiyorlar. Ama zaten o arada MTTB'de işte o e, kurt çıkmış, kitap konmuş. E, o seçim kavgalı oluyor yine e, ve eski nesil izin vermiyor. Vermediği zaman e, işte o MTTB'li İslamcı ekipler MTTB'den kopuyorlar. Toplu bir çıkış yaşanıyor dışlanıyorlar ve çıkıyorlar. Ve 77 80 arasında biz Türkiye'de en radikal, en cesur, en böyle devlet karşıtı, en şeriatçı İslam söylemiyle çıkan dergiler olduğuna şahit oluyoruz. Tabi bunun üzerine 79 yılında iki tane büyük hadise İran devrimi, Afgan cihadı. Artık 70'lerin başlarında ee, gayet tane hani böyle e, yerli dindar muhafazakar bir İslam anlayışı olan nesiller, kitleler 70'lerin sonlarında ümmetçi, e, şeriatçı artık hani devlet karşıtı, sistem karşıtı bir unsur haline gelmiş durumdalar. Devrimciler bunlar artık. İnkılab istiyorlar. Ee, o zamanlar işte aynı nesiller, hani 76'da çıkan din düşünce dergisi var. Yine bu nesil çıkartıyor, bu ekip çıkartıyor. 77 yılında çıkan e, hareketler, işte Akıncılar ve İKO gibi gençlik grupları ki bunların farkı aslında şudur. MSP'nin vesayetinden uzaklardır bunlar. Yani MSP bunları kontrol edemez haldedir. MSP bunu kontrol etmek ister ama edemez. Çünkü vesayetsiz bir gençlik ortaya çıkmıştır. Emir almayan ve icazet almak istemeyen bir gençlik ortaya çıkmıştı. Ve bunların ortaya koyduğu eylemlilik ve çıkarttığı dergiler. İşte e, ee, Tevhid, Hicret, İslam Hareket gibi dergiler. Şura. Bunların tamamında işte bu bahsettiğimiz e, ümmetçi İslamcı söylem ifadesini bulmuş oluyor. Ya bu, burada bu gençliğin, bu yeni aktörlerin e, o eylemliliğini ben öne çıkartmak istiyorum. Yani benim işte İslamcılık analizlerimde o eylemlik o yıllardaki o küçük dönüşüm son derece önem taşıyor. Evet. bununla şunu da birleştirmeliyiz. 70'li yıllarda aynı şekilde yeni fırsat yapıları. Hani resource, o o eee mobilization teoride söylenen şeyler onlar da ortaya çıktı. Çünkü ne vardı? 61 Anayasasından sonra artık yayın faaliyetleri mesela, tercüme faaliyeti çok daha serbest hale geldi ondan sonra 77-80 yılları arasında o çıkan dergilerin diyelim 85 yılında çıkartılması mümkün değildi. Hani götürürlerdi. Çünkü bunlar son derece düzen karşıtı dergilerdi. Üslup son derece sertti. Yani şaşırırsınız aslında bunlar. Hani biz e, o tarz bir üslubu serbest konuşmayı 90'ların ikinci yarısına kadar yani o tam 28 Şubat öncesine kadar aslında görememiştik. Yani 90'ların ikinci yarısında Yeni Şafak'ın ilk zamanlarında İran devrimi lehine Yayınlar ilk defa çıkmaya başladığı zaman o anlamda o e, yine kıyamet kopartıyordu bunlar. E, işte 70'lerin ikinci yarısında hakikaten bu anlamda son derece radikal bir e, İslam söylemi, İslamcı söylem e, hakim oldu. Ve bunların da e, Anadolu'da o zaman çok daha fazla yayılmış olan imatiplerde e, ve dinakitlerin gittiği okullarda yayılması durumu söz konusu oldu. İslam o zamanlarda evet bu dediği gibi yeni bir karşı hegemonyacı söylem haline gelebildi. yeni bir adalet vaadinde bulundu efendim. Evet. Tamam. Ben bir beş dakika bunu to toparlayayım. İşte ben bu, bu anlamda e, İslamcılığın hani jenerolojisini soykütünü çıkarttığım zaman işte o yıllardaki dönüşüme bunu bağlıyorum. O, ona veriyorum ve o zaman işte milliyetçilikten ayrışmış, kendi özgün ifadesini bulmuş ki baktığımız zaman ilk defa Kürt e, konusunda, Kürt sorununda yeni şeyler sö o zaman başlanmış. Artık hani e, Doğu sorunundan farklı bir şey söylemeye başlanmış. Artık o zaman e, işte şeylerin, dış güçlerin kışkırtması tarzı söylemeden farklı bir şey söylemeye başlanmış. Yine o zamanlar Derin derin aleyhine ...derin devletin ne olduğuna ilişkin... adı kom ...öyle konmadan e, da olsa... E, gerilla üzerine... ...bir şeyler söylemeye başlanmış. Artık... E, ...İslamcılık bütün dünyadaki... İslam hareketlerle ilişkili... ...bir şeyler yazıp çizebilen hale gelmiş... E, ...bir noktada. Ve onunla işte... ...İslamcılık aslında bir nevi... ...1910'lardaki haline dönmüş... E, ...ve o dönüşümü tamamlamış... ...bir e, o söylem üzerinden... E, ...çıkan İslami aktörler... E, ...İslamcılık tabana yaymışlar. Ve bu noktada evet... ...MSP... Bir geleneği çok önemli. Ama şöyle önemli. ben mezhepe geleneğini işte o tabandan şey tabandan tabanı dönüştürme hikayesini ancak ve ancak bu dönüşüm katalizörlüğüyle mümkün olabilecek bir şey şeklinde ifade ediyorum. Yani şudur aslında. bu entelektüel hareket kendi başına belki bu kadar büyük bir kitlesel hale gelemeyebilirdi ama onların e, gençliğine sunduğu yeni bir söylem vardı. Ve o söylemle mezhebe daha farklı bir kimliğe sahip olabildi, mezhebe gençliği. Ve onların da teşkilatçı yapılarıyla e, İslamcı tabana eğilen bir hareket ol, ol, olma şansını yakalamış oldu. E, ve 1980'li yıllardan sonra bu yeni aşamalara geçti. 80'lerden sonra diyelim ne oldu? Entelektüel İslamcılık çok daha fazla e, ön plana çıktı. E, yani bu 80, 76'dan sonra çıkan dergilerin her birinin halefleri aynı kişiler tarafından tekrar tekrar çıkartılmaya başlandı. Ve, e, o şekilde e, 1990'ların ortalarına gelindiği zaman artık e, büyük bir kitlesel harekete kavuşmuş olduk.